Onu veriyorum, merak etmeyin. Bir de böyle evi temizleyene kadar konuşan anneler vardır. Benim annem de onlardan bir tanesi. Veya kızarken sürekli konuşan anneler vardır. Böyle size kızar, kızarken evi turlar böyle. Ama evi turlarken de söylenir. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, buraya basarken şöyle yapsanız, ben seni doğuracağım, taş doğursaydım, ay sen nasıl evlatsın, komşular yetişin falan diye böyle. Öyle insanlar vardır. Ya sen ne anlatıyorsun, gene yalan yanlış. Oğlum sen manyak mısın? Ha, topik. Berke. Sen yayın açmadın mı oğlum demin? Yayını açıp kapattın mı? Ne yaptın arasını satayım? Partnerliğin gitmesin diye Metin abiyi mi kandırıyorsun şerefsiz? Herkese merhabalar, ben Ruhi Çenet. Amerikan Hava Kalitesi Endeks raporlarına göre dünyanın en kirli şehri Pakistan'ın Lahore kentindeyiz. Burada hava kirliliği o kadar büyük bir problem ki 2018 yılında 135 bin insan sadece bu nedenden dolayı hayatını kaybetmiş ve her yıl yaklaşık 100 bin insan hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybetmeye devam ediyor. Of, çok kötü yalnız. Bu ne lan? Hava kirliliği burada. Yani normalde olsa bu videoyu izlesem böyle sanki video güzelleşsin diye montaj falan zannedersin ama yani kamera blurlanmış kirden. İnsanların ömründen 5 yıl çalıyor. Çevre kirliliğine de büyük bir örnek olan Lahore kenti, insanın doğaya verdiği zararın büyük bir göstergesi. Oy. Dünyanın en kirli şehrini keşfetmeye başlayalım. Gezegendeki en yoğun nüfuslu şehirlerden. Yalnız buradaki insanların bağışıklık sistemi bayağı bir güçlüdür bu arada, biliyor musunuz? Yani kolay kolay hastalanmazlar. Genelde çok tozlu, çok kirli ülkelerde yaşayan insanlar kolay hastalanmıyorlar. Hani o kadar fazla küçüklüğünden beri toza maruz kalmışlar ki bağışıklık sistemleri artık ona göre işliyor. Metabolizmaları ona göre hızlanıyor. Normal bir ülkeye gittiklerinde birazcık toz toprak olsa bile hastalanmıyorlar. Biri olan Lahore'un 2021 yılı itibariyle yaklaşık nüfusu 14 milyon. Keşfimiz bize Güney Asya'nın en eski çarşılarından Anarkali Çarşısı ile başlıyoruz. Görüyorsunuz buraya park edilmiş motorların üstü nasıl tozla kaplanmış? Hepsi. Bunlar sadece burada belki bir iki saat durdu. Ay. Zaten esnafların da sürekli tezgahlarını sildiklerini göreceksiniz. Çünkü dükkanlar da tozla kaplanıyor. Burası toz cehennemi. Derin derin nefes çok kötü. Aldığımızda havanın ekşi ve küf koktuğunu anlıyoruz. Maskelerimiz her gün işte böyle kirleniyor. Araçların dizel emisyonları, yüksek kömür tüketimi ve fabrikaların denetimsizce neden olduğu arıtılmamış endüstri... Halbuki buralar güzel görünüyor, baksanıza. Yani yeşillik falan. Gerçi kameranın kalitesinden dolayı da olabilir. Endüstriyel zehirli gazlar hayatın her yerinde. Dust too much. O zaman buradaki insanlar dışarıda yemek de yemiyor. Ne bileyim, bir kafede oturup döner falan yemiyorlardır herhalde. Çünkü tozlu döner yemek kimse istemez diye tahmin ediyorum. Toz işte esnafların da buradaki en büyük dertlerinden biri. Ağzımda böyle toz birikiyor sanki. Ağzımda biriken tozu bazen tükürmek istiyorum. Toz gerçekten iğrenç bir hale geliyor, baltık haline geliyor. Burada yaşayan insanlar muhakkak akciğer kanseri gibi yollardan dolayı hayatını kaybetmeye bak. Bazen böyle Çok kötü. terleyince terin üstündeki biriken toz çamura da dönüşüyor. Terlemek burada çok kötü bir şey. Bir de sıcak bir memleket. Yani öyle bir memlekete benziyor. İnsan burada gün... Ruhi videoya beyaz tenli başladı. Şu anda hafif kumrallaştı. Herhalde videonun sonunda Hindistanlılara falan dönecek diye tahmin ediyorum. Sonunda kendini çok kirli hissediyor. Saçlarımızda biriken tozlar, vücudumuzun üstünde oluşmuş katmanlar. Bir gün dışarıda kalmak insanı çok kirletiyor. Zaten kirpiklerinize her yerde tozlar bulaşıyor. Burada bir gün nefes almak 15 adet sigara içmeye eşdeğer. Gördüğünüz gibi binadan boşalan sular direkt sokaktaki kanalizasyona akıyor. Kanalizasyon demeye bilgim var mı? Çünkü kanalizasyon dediğimiz şey... Bak bu çok kötü bir şey mesela. Hani bir gün nefes almak 15 adet sigara içmeye eşdeğer diyor ya. Sigara içen insanlar için belki inanılmaz bir rakam değilmiş gibi, özellikle 2-3 paket sigara içenler için gibi gelebilir ama şöyle bir sıkıntı var. Çocuklar da bunların nasibini alıyor. Yani 3 yaşındaki bir çocuk sigara içemeyeceğine göre, yani 3 yaşındaki çocuk da demek ki günde 15 adet sigara içiyor.
Ve bunu 20 yıl 30 yıl yaptığında demek ki buradaki insanlar 30 yaşından sonra büyük bir ihtimalle ciddi hastalıklarla boğuşuyorlar. En altından geçmeli. Çarşının içindeyiz. Herkese açık bir yerde lağım suyu akıyor. Şöyle dolaşıyor. Burada hayat hiçbir zaman durmuyor. Her yerden insan çıkıyor. İnsanların geneline baktım bayağı bir fitler bu arada. Yani hani hiçbir şekilde kilolu bir insan görmedim video başlangıcından beni. Can bir tane elmas göndermiş. İyi yayınlar, kendine iyi bak Neo demiş. Valla kendime iyi bakmaya çalışıyorum kanka. Şu an kollarımı kaldıramıyorum çok ama teşekkürler. Umut abi aramış. Tam yine sabahtan beri bir kere aramadı, yine yayındayken arıyor. Açmayacağım bu sefer. Umut abi yayındayım, kusura bakma. İnsanlar bayağı bir fit bu arada. Bayağı zayıflar. Muhtemelen bu kadar fit olmalarının sebebi yemek olmaması vesaire değil. Arkadaş yediğini kusarsın burada ya. O tozlu pis havadan ve lağım kokusundan dolayı. Yediğini kusunca da otomatik olarak fit oluyorsun işte. İşte dediğim o lağım suyu burada da devam ediyor. İçine çöpler birikmiş. Şuradaki kasabı görüyorsun. Ama bak bu kötü bir şey işte. Bu ne? Dediğim olduğum suyu burada da devam ediyor. İçine çöpler birikmiş. Ya bu ne arkadaş yani? Hem dünyanın en tozlu şehri hem de dışarıda et kesiyorsunuz. Aa, üzerinde böcek mi var ya? Bunu satmıyorlardır herhalde ya. Bunu satmıyorlardır arkadaşlar. Kasabı görüyorsunuz. Altından kanalizasyon geçiyor. Bakır, magnezyum, çinko, selenyum ve arsenik gibi zehirli metaller veya metaloidler. Bu yanma sonucu oluşan parçacıklar, yani partiküler maddelerin boyutları 2,5 mikron çapından küçüktür. PM2,5 olarak ifade edilir ve bir insanın saç telinin kalınlığından 33 kat küçüktür. Canasını. Naz bir tane elmas göndermiş. Bayağı izlemişim, iyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Ben de sizi çok özledim ya. Çok özledim. Birlikteyiz. Hep birlikteyiz. Çok küçük ve hafif olduklarından ağır partiküllerden daha uzun sürede havada kalma eğilimindedirler ve küçük boyutları nedeniyle burnun filtre sisteminden rahatlıkla geçebilir ve ciğerlere nüfuz edebilir. İşte soluduğumuz hava, gaz, su buharı, toz ve kimyasal bileşiklerden oluşan bir karışımdır. Her nefes aldığımızda içimize çektiğimiz havayla bu karışım içinde bulunan partikülleri de vücudumuza almış oluruz. Kılcal ağ yoluyla kan dolaşımına girerek kalp hastalıklarına neden olduğu gibi akciğer kanseri, göz enfeksiyonları, astım, bronşit ve genel popülasyonda solunum bozukluklarına da yol açar ve erken doğum ile beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri de vardır. Hatta sonraki nesillerde genetik bozukluğa da yol açabilir. İnanılmaz kötü kokuyor burası. Böyle küflenmiş bir koku var. Gerçekten yani inanılmaz kötü kokuyor. Ya bu adam dünyanın en soğuk şehrine gitti arkadaşlar. Dünyanın en soğuk şehri. Kirpikleri buz tuttu, ölüm tehlikesi geçirdi. Dışarıda 10 saniye, 20 saniye kalan her şey donuyor. Adam orada bile bu kadar zorlanmadı ya. Gözlerinden anlayabiliyorum. Her yer bir sinekler uçuşuyor, ağzınıza girebilir. O yüzden maskeleri hiç çıkarmıyoruz. Pandemi aslında sadece bir faktör maske takmamızda. İnsanlar burada nasıl yaşıyor onu tam anlamış değiliz. Oo, çok kötü ya. Metin abi kanaldaki 5 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler Metin abi, hoş geldin ayrıyeten yayına. Burada inanılmaz bir adaptasyon geçirmişler, onu görüyorum. Dışarıdan birinin burada gelip rahat edebilmesi çok zor. ABD Çevre Koruma Ajansı 50 birimin üzerindeki PM2,5 değerlerini zararlı olarak kabul ediyor. Kaç gösteriyor? 3,3. Oha! 2,5 üzeri zararlı, burada çıkan PM değeri 352. Neredeyse 120 katı ya. Zararlı kabul edilen sayının. Bu değer Lahor'da bizim ölçümlerimize göre en az 189'dan başlarken ortalama... Ulan 500'e çıktı be! ...ortalama olarak gördüğümüz değerler 300'ü buldu. Ve yer yer 600'lere kadar çıkacaktı. İstanbul'da 50 civarındaydı.
350 422 448. Az önce zaten arkadaşlar 500'e çıktı. 500. Zaten lağımı gördünüz. Hemen o lağımın yan tarafındayız. Hayat lağımın etrafında şekilleniyor. 50 dedi. Ha orada 2.5'u gördüm ya, ben 2.5 zannettim ya. PM'nin ne olduğunu da çok bilmediğim için, tozla ilgilenmediğim için 50. Ortalama 300'e çıkmış. 500'e çıktığı da oluyor. Biz ortalama 300 alalım. 6-7 katı yani nereden baksan. Büyük bir kaos var burada. 6-7 katı. Pakistan hava kalitesi girişiminin 2018'de yayınladığı bir... İstanbul'un hava kalitesi kaçtır acaba ya? 50'den yukarısı kötü olarak kabul ediliyorsa kaçtır acaba? Merak ettim şu anda İstanbul'u. Bir rapora göre hava kirliliği seviyesi kabul edilebilir değerlerin 9 katıdır. Ve havada asılı bekleyen bu maddeler bak, burada her yıl mütevazi davranmışım. En az 9 katıymış. Hayatına mal oluyor. Ben 6 demiştim. Hava Kalitesi Yaşam Endeksi Kurumu Lahor sakinlerinin yaşam süresinde yaklaşık 5 yıl azalma olduğunu belirtiyor. Normal yoldan gidiyorduk. Buradan motor trafiği olurdu. Bunların geçmesini bekliyoruz. Burada bir hava temizliğine bakalım. 600. 600. 600. Bakın. 50 dedi az önce İstanbul için. Oğlum benim kulaklarımda mı problem var? Ben neden İstanbul dediğini duymadım ya? Vallahi duymadım lan İstanbul dediğini. Bakın bir kasap kapalı camların ardında muhafaza et. Yarın ben bir doktora gideyim en iyisi. Çok fazla dövme iğnesine maruz kaldığım için kulaklarımda problem oluşmuş olabilir mi? Çünkü hala kulaklarımda dövme makinesi var ve hala çenem acıyor. Ve şu anda kolum öyle bir kaşınıyor ki. Gibi bir durum söz konusu değil. Aa! Dayı sokmuş elini kıçına. Dayı inşaat mısın sen? Ne yapıyorsun dayı? Zaten etraf yeteri kadar pis değilmiş gibi, bir de insanlar da pis ama ya. Böyle olmaz ki arkadaş. Şu an bütün ülkenin üzerinden helikopterlerle Domestos'ta geçip bütün ülkeye Domestos'a bulamak istiyorum ya. Dayı inşaat kazısı yapıyor. Yerel halkın günlük yaşamını gözlemlediğimiz Anarkali'de karşımıza kirletilmiş ve yola atılmış bir bebek bezi çıktı. Allah belanızı vermesin. Yani kusura bakmayın ama bunun havayla hiçbir alakası yok. Bak bu işte insan pisliği. Böyle bir şey olamaz ama ya. Bu normal bir şey mi ya? Bizde sokağa sıçak. Bizde sokağa sıçak. 1000 kişi şu an chat'te, 1100 kişiyiz. Çıkak sokağa sıçak. Ya bu millet nereye sıçsın? He? Balıkçıların tezgahlarının yan tarafında kesilmiş balık kafaları ve artıkları Yok buralara dayanamam. Buraları geçmem lazım. Buradan giderim beyim artık. Adam şey dedi bak. Derilerini bekliyor. İşte görüyorsunuz kuğularını yürütüyor. Balıkları daha masır hale getiriyor. Abi temiz temiz anal valla temiz, çok temiz. Temiz temiz, sen bakma öyle göründüklerine, temiz diyor. Buradan giderim benim artık, gerçekten midem kaldırmıyor. Burada şebeke suyu ve ses kirliliği de kabul edilebilir seviyelerin çok üstünde. Şehirle alakalı rehber kitapçıklarında şebeke suyuyla diş fırçalanması önerilmiyor. Ay, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama ülkede hiç kimsenin dişini fırçaladığına inanmıyorum desem inanır mısınız? Bak bu biraz daha temiz görünüyor, evet. Bu tezgahı beğendim. Yani ülkenin geneline göre. Şehirle alakalı rehber kitapçıklarında şebeke suyuyla diş fırçalanması önerilmiyor. Bak biraz daha temiz görünüyor. Diğer yerlere göre. Seyyah satıcılardan atıştırmalık satın alıp yiyen insanlar ellerini ortak bir leğende yıkıyorlardı. İşte kardeşlik bunu gerektirir arkadaşlar. Aynı leğende elimizi yıkayıp aynı suyun içerisinde.
Daha sonra yemek yemeyeceksek arkadaşlığımızın, dostluğumuzun ne anlamı var ki? Şu an Lahore'da temiz bir parktayız. Şehirde her ne kadar çok pis alanlar olsa da temiz halde tutulmuş ya da temizlenmiş. Ya temiz hali bu arada arkadaşlar, yani Ruhi abinin dediği temiz yer burası. Parklar dememiş. Alışveriş merkezlerinde kadın ve erkeklerin giriş yolları ayrıdır ve erkekler tek başlarına içeriye alınmayabilir. Yabancı olduğumuz için bize müsaade ediliyor. Her yerde çöp var. İnsanlar çöpün içinde yaşıyor adeta. Sokakların her tarafı çöplerle dolu. Şöyle bir yürüyelim, bakın size muhakkak çöp göstereceğim yine 2 dakika içinde. Şu ileriye zoom yapsana. Dediğim çok da ayyuka çıkmadı. Orada yine çöpler var. Belediye çoğunlukla hizmet olarak ardı arkası kesilmeyen çöp yığınlarını toplamaya çalışıyor. Çöpün içine kaybolduk. Çok kötü abi, çok. Birader kameranın önünden çıkar mısınız ya? Çöp kutusu diye bir şey görmedim ben. Evet, çöp kutuları var ama insanların normal yaşam alanları o kadar sıkışık ki çöp kutularını, büyük o tenekeleri buraya koymamışlar, yerleştirmemişler. İnsanlar oldukları yere bırakıyorlar çöpü. Bahsettiğimiz çöp kutuları ancak otoyolların kenarlarında olabilir. Çöp kovasının içine asit mi attınız? Çöp kovasını yaktınız mı? Molotov kokteyl mi attınız bunun içine? Ya bu çöp kovası nasıl böyle oldu diye sorgulamak istemiyorum ya. Yani bu çöp kovası full metal anasını satayım. Bunun bu hale gelmesinin imkanı yok ya. Ne yaptınız lan? Yaktınız mı çöp kovasını? Oralarda bulabiliyoruz. Buraya mesela bir çöp kutusu koysanız burada trafik daha da sıkışır. Şehirdeki en büyük sorun... Trafik sıkışmasın diye çöp kovası koymuyorlar, çöpleri yere atıyorlar arkadaşlar. İnanılmaz değil mi? Bunlardan biri de bence hiçbir yerde kaldırım olmaması. Görüyorsunuz, yaya olarak nereden geçeceğiz? Buralar kapalı, kaldırım değil zaten. Bu millet nerede yürüsün? Lahore, sisin 5. mevsim haline geldiği bir şehir. Toz ve toksik gaz partikülleri Ekim ayından Aralık ayına kadar olan dönemde havadaki basıncın azalması, sıcaklık değişimi ve batı rüzgarlarının da etkisiyle yere yakın katmanlara hapsolmaktadır. Sis mevsiminde koca şehir troposfer tabakasında asılı kalan bu partiküller tarafından adeta yutulmaktadır. Kış aylarında bu durum pik noktasına ulaşır. Lahore gezimizi Mayıs ayında yapmış olmamıza rağmen bu gri pus tabakasını akşamları hava sıcaklığı düştüğünde biz de gözlemledik. Toksik gazlar bu aylarda Lahore'daki karayolu ve abi önünü göremezsin burada trafikte ya. Hava trafiğini kaplar. Oy. Otoyollar kapanır ve düşük görüş seviyesi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilir. Şu an bizim çöpümüzü şuraya koymamız çok normal bir şey burada. Ama yine koymayalım. Bakın görüyorsunuz. Direklerde dahi çöpler birikmiş. Bazen mesela direklere nasıl çöp attınız? Şu an bizim çöpümüzü şuraya koymamız çok normal bir şey burada. Şuraya nasıl çöp attınız arkadaş? Buraya nasıl bu çöpü bağladınız ya? Hayır, bağladınız. Kimse de demedi mi lan oğlum direğe çöp mü bağlanır, manyak mısın? Hadi yere atarsın, ülkede normalleşmiş zaten de yere çöp atmak. Bebek bezi dahi atmak normalleşmiş. İzmariti falan geçtim yani, normal çöpleri geçtim. Bunu niye buraya bağladınız ya? Ama yine koymayalım. Bakın görüyorsunuz, direklerde dahi çöpler birikmiş. Bazen insanlar balkondan direkt çöpünü sokağa atıyor. Pratik arkadaşlar, pratik. Bir de o açıdan bakın. Her şeyi de eleştirmeyelim. Pratik ya. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Beni çek. Beni çek. Türkiye'deki dul kadınlar. Lahore'un vahşi erkeğine ulaşmak istiyorsanız beni bulun. Beni bulun, Lahore'dayım, gelirim, bizem var. Beni bulun Türkiye. Türk girl. Beni bul. Lahore'un vahşiliğini bütün bedeninize yayacağım. İşte çöp atmak bu kadar yaygın bir şey burada.
burada çöp toplayıcılık yaygınlaşan bir iş kolu. Evet, tüm bu pislikleri temizlemeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 gündür çalışmaları devam ediyor. Çöplerin üzerine hortumla su sıkıyorlar. Biraz daha toplanabilir bir kıvama geliyor ve onları bütün halde kamyonlara yüklüyorlar. Arkada kamyonu görüyorsunuz. Hani bilim insanları şey yaptı ya dostlar, bu çöplerden vesaire geri dönüşümden yol vesaire yapıyorlar artık biliyorsunuz. Hatta Hollanda'da bir tane yolu sadece geri dönüşümden yapmışlar. Yani çöpleri toplaya toplaya yol yapmışlar. Normal asfalt yola göre 8-10 kat daha güçlü olmuş. Şöyle söyleyeyim, bilim insanları ve işte bu işi yapan vakıflar, şirketler vesaire toplansa, Lahore'daki bütün çöpleri toplasalar, sanırım bütün dünyadaki yol için gereken geri dönüşüme sahip olabilirler. Çok ciddiyim bakın. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Lahore'u temizleyin. Bütün dünya üzerindeki yolların hepsi geri dönüşümden olur. Ve ömür boyu çok da güzel yollara sahip oluruz. Rastgele gittiğinizde böyle asfaltta ezilmiş ve ölmüş fareler, sıçanlar görebiliyorsunuz. Ya oh! Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Myanmar'ın birlikte oluşturduğu sömürge Hindistan'ı Taytlı kamyon şoförü. Bizim yol var zaten aslanım. Doğru diyorsun kral. İngilizler tarafından sömürülüp yola ihtiyacımız mı var? Ben dünya derken bizim dışımızdaki ülkelerden bahsetmiştim. Onların bizim kadar kaliteli yolları yok. Parçalanınca Müslümanlar bu coğrafyada toplandı ve nüfuslarının çoğunlukla yaşadığı şehirlerin baş harfleri birleştirilerek Pakistan sözcüğü türetildi ve ülke kuruldu. 1947'de bağımsızlığını kazanan ülkenin yerel dili Urduca olsa da İngiliz himayesi altında olduğu dönemde İngilizce en çok konuşulan ikinci dil oldu ve bugün Urduca'nın yanında resmi dil olarak kabul ediliyor. Take a taxi from here. Ülkenin nüfusu bugün 216 milyon. Resmi verilere göre bu nüfusun yaklaşık olarak sadece %59'u okuma yazma biliyor. Aa, çok düşük be. Yani okuma yazmadan bahsediyoruz, hani ilkokulu, ortaokulu, liseyi bitirmiş değil. Okuma yazma ya. Yani şu %41'lik okuma yazma bilmeyen insanları dünyanın en iyi ülkesine de götürsen, ki öyle bir şey yapsam muhtemelen orada daha fazla rahatsız olurlar çünkü hayatta kalamazlar. %41 okuma yazma bilmiyor. Sizin de gördüğünüz gibi yaya verilen değer çok az. Burada yayalar değil, araçlar öncelik. İnsanlar gün içinde sıklıkla trafik kazası riski geçiriyorlar. İlginç bir hayat. Dayıda neden keleş vardı? Orada çok yoğun olan trafikten kaçmanın bir diğer yolu da ara sokaklara dalmak. Tabii bu ara sokaklar da çöplerle dolu. Ve bizden burada da trafik kilitlenebiliyor. Nasıl bir trafik var? İnsan trafiği oluşabiliyor. Zaten onu da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Bir yanda kasaplar var, çocukları geçiyorlar. Bunları izleyemiyorum ya. Ters yönde araç kullanmak veya kamyon ve kamyonetlerin kasalarının üstünde yayaların seyahat etmesi oldukça yaygındır. Kamyonlarsa alabildiğince yük ile dolu. Şehir bir yandan akışındayken diğer yandan mezar taşları için burada insanlar çalışıyor. Mezar taşları Zehroş bir aylık abonelik serisini kutluyor. Yemin ediyorum var ya, herhangi birinizin
annesi babası size çok kirlisiniz, çok şöylesiniz derse ona bu videoyu izletin. Muhtemelen size şükredecek, oturduğunuz eve de şükredecek. Burada işte trafik bu kadar hararetli. Şu an bizim şoför korna ile bütünleşti adeta. Yayını çok geç açtım be abim. Ders için yarısını bırakmak zorunda kalabilirim. En azından okuyup faydalı insan olacağız. Kardeşim benim, hiç problem değil. Tabii ki önce kendinizi düşünün. Yayın her zaman yapıyoruz zaten, problem değil. YouTube videoları, yayınlar, bunlar her zaman var. Şehirdeki sokak hayvanları ve yük hayvanları son derece zayıf. Eşeğin ahı gitmiş, bağı kalmış. Çok zayıflamış. Burada sokak kedileri de var baya. Bu kedi hamile ama çok zayıf olduğunu görüyorsunuz. Hayvanlara çok üzülüyorum böyle durumlarda. Tabii ki insanlara da üzülüyorum, ayrı konu da. Hani insanın kendine bile bakamadığı yerde hayvanlara nasıl baksınlar? Şehrin neredeyse her yerinde kafanızı kaldırdığınızda atmacalara veya kartallara rastlayabilirsiniz. Nüfusları fazla... Oğlum kartal çok tehlikeli bir hayvan lan. Yani kapacağı bir şeyi görsün böyle ufak çocuk mucuk direkt saldırır bu arada. Fazla olan fare ve sıçan gibi hayvanlarla kartallar ve çöp atıklarıyla beslenmek için buradalar. Bir anda güvercinler, bir anda kargalar, bir anda kediler, bir anda köpekler. Bir yanda da kasaplar tarafından kesilen tavuklar ve onların atıkları ve sivrisinekler, uçuşan sivrisinekler ve hiçbir şey yokmuş gibi ortada. Bir yanda da eşekler var. Her yerden bir hayvan çıkıyor. Çok karışık bir yerdeyiz. Zaten trafiği söylememe gerek yok. Adeta birbirlerine çarpacak gibi gidiyorlar. Şehirde kuralsız trafiğin de etkisiyle pek... Cin mi çarpmış? Şehirde kuralsız trafiğin de... Yazık ya. ...etkisiyle pek çok sakat kalmış insan görülür. Kimisi evsiz, kimisi işsiz. Bak işte bunlar hep tozdan, topraktan, yetersiz beslenmeden çıkan hastalıklar. Büyük bir ihtimalle büyük bir çoğunluğu da doğuştan zaten. Burada erkeklerin el ele tutuşarak yürümesi nadir bir olay değil, sıklıkla görülür. Öyle denilir mi hiç? Kanka yemin ederim ben kamera açısı falan yanlış zannettim, o yüzden öyle söyledim ya. Sonradan yazık dedim zaten. Kamera açısı bozuk zannettim. Yani kusura bakmayın arkadaşlar ama daha önce ayakları arkada olup yürüyen bir insan görmedim yani. Hani böyle bir hastalık bilmiyorum hani. Bilmediğim için de kusura bakmayın. Kardeşim bana birazcık az tozlu but verir misin? Mangallık, az tozlu. Tozsuz yok, az tozlu var. Muhtemelen fiyatlar da toza göre belirleniyor. Az tozlu, orta tozlu, çok tozlu. Bu 3 haftadır dışarıda falan diye. Bak eti çok sevmeme rağmen söylüyorum, bayılırım ete. Ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Dünyada en güzel şey. Dünyada hiçbir et kalmasa götümü keser yerim. O derece eti seviyorum. Etçil bir insanım yani genel olarak. Ama bu ülkede kesinlikle vegan olabilirim. Veya vejetaryen. Vegan olurdum hatta direkt. Süt ürünleri de tüketmezdim. Bu ülkede vegan olurdum. Düşünün bak, ben bile söylüyorum bunu. Bu ülkede vegan olurdum. Yeşillik yerdim. En azından yıkanabiliyor anasını satayım. Yani bir et pisse ne kadar yıkarsan yıka temizlenebileceğine çok inanmıyorum ya. Thank you.
döneminde insanlar maske takarken burada bazen aynı bardaktan da su içildiğini görüyoruz. Bu gördüğünüz ortak su içme alanları bu çarşının çoğu yerinde bulunmakta. Bazen bu bardaklar yere düşüyor. Kaldırıyorlar, tekrar yerine koyuyorlar. İçme... Önemli değil yere düşmesi. Devam ediliyor. Elektrik kablolarının yerin altından gitmediği gibi düzensiz oluşu, bir elektrik kesintisi sonrası arızaların giderilmesinde büyük vakit kaybı yaratıyor. Ayrıca yayaların kolaylıkla temas edebileceği tehlikeli bir mesafede yer alıyor. Lahor'da her şeyden çok türbeler var. Yine bir türbenin önündeyiz. İnsanlar hediyeleri türbelere asıyorlar burada, çiçekler gibi. Lahor'un cumhurbaşkanını çok merak ettim bu arada ya, bakacağım. Yani cumhurbaşkanı hiç mi dememiş anasını satayım şuraya bir şeyler bir çözüm bulalım diye. Direkt Pakistan cumhurbaşkanı yazalım. Arif Alvi. Arif Alvi kim bilir ne kadar rahat yaşıyorsundur be Arif Alvi. Aa Türkiye'ye falan da gelmiş. Recep Tayyip Erdoğan'la bayağı bir fotoğrafları var. Bayağı var hem de. Bayağı var. Hepsinin farklı yerlerde çekildiğini farz edersek. Arif mi? Evet arkadaşlar Arif. Adamın adı Arif. Arif Arapça bir isim zaten. Memnun Hüseyin. Bak bu isim efsane bu arada. Memnun Hüseyin. Merhaba ben Hüseyin Memnun. Her şeyden memnun olurum. Komik değil mi? Bu bir ritüel burada. Hava sıcaklığının en düşük olduğu Ocak ayında bile ortalama değer 12.1 santigrat derece. Lahor'da an itibariyle gün içindeki değerlerse 38 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Yaşam burada kaotik bir tempoda ağır geçmekte ve çoğunlukla insanlarda sıcaklıktan kaynaklı miskinlik hali gözlemlenmekte. Lan gırt be! Dünyanın her yerine yayılmış şu oyun görüyorsunuz değil mi? Her yerine. Pakistan yasalarına göre kentte alkol satışı yasaktır. Ancak yabancılar ve gayrimüslimler belirli noktalardan satın alabilirler. Motorsiklet ve rikşa kullanımı şehirde oldukça yaygın. Yemin ediyorum şöyle ülkeleri görünce var ya kendi ülkeme şu daha çok şükrediyorum ya. Tamam bizim de çok fazla eksiğimiz vesaire var. Bu eksikleri eleştiriyoruz da. Ulan burada da doğabilirdik ya. Ellerim ayrı kirli. Gözüme dokunmak da istemiyorum. Aslında dokunmamam lazım. Ama gözlerinize sıklıkla, kirpiklerinize toz bulaşıyor. Evet burada şimdi bir seyyar satıcı gördük ama alıştığımız seyyar satıcıların aksine farklı bir iş yapıyor. Kuşları yakalıyor bu adam, kafeslere koyuyor ve para karşılığında bir kuş salıyor. Bir kuşun bedeli 100 rupiymiş yani yaklaşık 5 liraya tekabül ediyor. E birader bu kısır döngü mükemmel iş. Bunun aynısını kedi köpeğe de yapabilirsin, çok zor değil yani. Kedileri köpekleri yakala kafese tık insanlara da ki para verirseniz kediyi köpeği salacağım. Bu ne lan? Kısır döngü bu. Şimdi her 5 lira için bir kuş salacağını söyledi. Burada toplamda 10 civarı kuş var. Biz hepsini saldıracağız. Release oldu. Tamam. Çok güzel bir iş yapıyorsun Ruhi. Zaten ne iş yaptığını bizden daha iyi biliyorsun. Ne amaçla yaptığını da. Bu adam bu kuşları yine yakalayacak. Yani ne yapıyor bu adam? Yemin mi ediyor bir daha bu kuşları yakalamayacağını? Kuşları yüzünden falan mı tanıyor? Aa ben bunu daha önce yakalamıştım zaten. O yüzden bunu bir daha yakalamayacağım mı diyor. Bird. Ah
Artık bu kuşlar özgürlüğüne kavuşmuş oldu. İşsizlik nedeniyle kimi insanlar sabah kuş yakalıyor ve tarihi yerlerde denk geldikleri turistlerle bu hayvanları kafeslerinden salmaları için pazarlık yapıyorlar. Çok saçma ya, çok saçma ya. Çok saçma. Reklamlarında genellikle beyaz tenli modelleri kullanıyorlar. Daha çekici olarak algılanıyor. Bu da kozmetik ürünleri daha çok beyazlatıcı kremler veya işte beyazlatıcı losyonlar olarak ön plana çıkıyor. Herkes kendi yüzüne beyazlatıcı kremleri sürüyor. İnsanlar yaban... Ama hiç de işe yaramıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü kimse beyaz tenli değil. Demek ki neymiş? Kozmetik ürünleri yalanmış arkadaşlar. İnanmayın. Yüzü falan beyazlatmıyor. Yabancılara karşı hoşgörülü davranıyor. Burada çok az turist olduğu için şaşırıyorlar tabii bizi görünce. Kamera görünce çok şaşırıyorlar. Türkiye'li olduğumuzu duyunca yemek ısmarlamak isteyebiliyorlar. Eğer esnafsa sütlü çay ısmarlamak istiyorlar. Seviyorlar genel olarak bizi. You can take it back. What? It's on my side. Thank you. Thank you. Süs süs bize bedava verdi. Anything else? Thank you very much. Please take the money. Okay. It's on my side. Okay. Thank you. Turkey? Turkey best. I love you, Turkey. Love you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Maşallah. Sıcakkanlı ama insanları. İnsanları sıcakkanlı. Very very good. Come here. Turkey. 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 Buradaki her Pakistanlı gencin hayallerinden bir diğeri de Türkiye'de yaşayabilmek, orada okumak veya orada evlenmek. Pakistan'ın çeşitli yerlerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkanlarının resimleri ve bayrak çizimleri bulunur. Türkiye'yi ve Türk kültürünü seven Pakistanlılar günümüzde Türk dizilerinin belki de en sadık izleyicileri. Evet, Hindistanlılar da çok izliyor ya Türk dizilerini. Bayağı bir seviyorlar. Bayağı bayağı. Ay doğan ki yadın ko. Apne parçam ki tera. Çok hocam artık. Ulan. Bu dilde izlemek de garip geldi ya Türk dizisini. It's fantastic. It's beautiful. Burada Ertuğrul dizisini çok izliyorlar. Onu net gördük. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim TV dizileri. Burak Özçivit. Evet, Burak Özçivit. Diriliş Ertuğrul bu da. Dizilerinin tişörtlerini basıyorlar burada. Çok popüler. İnsanlar sokaklarda da giyiyor. Oğlum neden bir anda atlıyorsun masaya? Ödüm bokuma karışıyor Buffy ya. Buffy sen zayıf bir kedi değilsin. Bunu kabul et. Sen tombiş bir kedisin yani. Masaya... Aniden zıpladığında masa sallanıyor. Yapma oğlum şunu. Bir öpücük ver. Fast food restoranlarının önünde silahlı güvenlik görevlileri nöbet tutuyor. Ulan her zaman şöyle bir fast food restoranına girmek istemişimdir ha. Sanarsın kokain alıyorsun anasını satayım. Oradan bir Big Mac menü alacaksın. Elde silahlı böyle polisler bekliyor. Dilencilik çok yaygın. Eşcinsel dilencilere de sıklıkla rastlanılabiliyor. Fazla geldiği için bitiremeyip poşete koyduğumuz kurabiyeleri yemek isteyen bir adam görüyoruz. I like this Pakistan. I love Turkey. Pakistan dünyada nükleer silaha sahip olan 9 ülkeden biri ve bu güce ulaşan tek... Oha! Lan bütün yatırımı nükleer silah mı yaptınız be? İnsanlar aç anasını satayım. İslam ülkesi. Ancak uluslararası arenada diğer ülkelerce tehdit olarak görüldüğü gibi medyada da çoğunlukla olumsuz haberlerle tanıtılıyor ve bu ülkeyi yalnızlaştırdıkça Türkiye ve Çin gibi müttefiklerine daha çok yaklaştırıyor.
Buradaki pek çok baraj, köprü ve liman gibi bazı yapılar Çinliler tarafından inşa edilir ve ortak ticaret güzergahları için kullanılır. Ülkenin en önemli müttefikleri olan bu ülkelerden özellikle Türkiye'nin insanlarca çok sevilmesinin nedeni yüzlerce yıllık tarihi olaylar. Örneğin Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'nin yardımına koşan bu bölgelerdeki Müslüman halk yaklaşık 2,5 milyon sterlin değerindeki parayı çok kısa bir süre içinde bağışlarla toplamış ve Anadolu'ya göndermişti. 2010 yılında Pakistan'ın gördüğü en büyük doğal afet olan ve muson yağmurlarının neden olduğu sel olaylarında Türkiye'den giden yardımlar burada unutulmamış. Günümüzdeki olumlu bakış açılarının diğer ucunda ise Türkiye'yi çoğunluk olarak Müslümanların yaşadığı ve sürekli savaş içinde olmayan bir ülke ideali olarak görmeleri yatıyor. Şehir evet. Pakistan'ın film endüstrisi Lollywood'a ev sahipliği yaptığı gibi yaklaşık 1000 yıl boyunca uzanan zengin bir tarihe sahiptir. 16. ve 18. yüzyıllarda Türk-Moğol kökenli Babür İmparatorluğu bu topraklarda hüküm sürmüş, Lahor'u başkent olarak seçmiş ve şehir onlardan kalma etkileyici mimariye ve bugün Pakistan'ın tarihi kültür merkezi olmakla birlikte en ilerici ve kozmopolit yerleşim yeri haline. Gerçi güzel yerler de var böyle ya. Hani inanılmaz temiz olmasa da diğer yerlere kıyasla temiz yerler de var. Hani biz diyoruz ya oralar çok kirli, çok tozlu vesaire diye. Bence Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde öyle yerler var ya. Mahalle olarak hani belki bu kadar geniş alana yayılmamıştır toz pislik ama Türkiye'de de gayet pislik yerler var hem de her şehirde. Böyle gerçekten giremeyeceğiniz tozdan, kirden, yani pislikten böyle dışarıdan baktığınızda anlayacağınız yerler var. Gelmiştir. 1673 yılında Babür İmparatorluğu döneminde tamamlanan Batşahi Camii'nin toplam kapasitesi 100 bindir. Ve deprem olduğunda ibadet eden insanların üstüne düşmemesi için minareleri dışa doğru 2 derecelik açıyla inşa edilmiştir. Mesela arkadaşlar şu köşede konuşan kişiyi biz burada duyabiliyoruz. Again acoustics. There's a lot of space in between. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Lahor Kalesi ve cennetin yeryüzünde tasavvur edilmesi amacıyla inşa edilen. Aa burası ne güzelmiş lan. Şalimar bahçeleri de burada bu. Bak buralar da çok güzel. Evler falan. Dayı tüttürüyorsun be. Yapıyorsun bu müzik sporunu. Boynumdaki yılan mı? Yılanı görsem bayılırım biliyorsunuz değil mi yılandan ne kadar korktuğumu, dünyada korktuğum tek hayvan olduğunu, fobim olduğunu. Yılan gördüğümde bayılabileceğimi, beni bir yılanla değil ama bir aslanla odaya sokabileceğinizi. Ay yılanı salsana ya. Kobra zaten yüzünde yaraları olan bir kobra. Muhtemelen bir hastalığı var. Lahor'da her boş arsa. Yılanın bile hastalığı var tozdan kirden arkadaş. Ve kriket oynayan çocukları ve gençleri görmek mümkün. Burada futbol veya basketbol değil, kriket. Dünyanın atmosferik olarak en kirli bu şehrinde havanın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan harcamalar ve kirliliğin yol açtığı aksamalar nedeniyle ekonomik bir zarar ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2017 yılında Pakistan'daki hava kirliliğinin tahmini ekonomik yükü gayri safi yurt içi hasılanın %5,88'ine veya 47,8 milyar Amerikan dolarına denk gelmiştir. Vatandaşlara toplu ulaşım araçlarının kullanılması veya arabaları varsa arabalarına tek binmemeleri, seyahatlerde paylaşım yapılması teşvik ediliyor. Bunun için mobil uygulamalar dahi var.
Yemin ediyorum videoyu izlerken hastalandım ya, öksürmeye başladım. Geçtiğimiz yıl Punjab İl Afet Yönetim Otoritesi eski teknolojiyle çalışan 1718 tuğla üretim merkezini ve 2658 fabrikayı mühürledi. Ayrıca 11782 araca el koydu, 547 kişi çevreye zarar vermekten tutuklandı. Pakistan'ın çoğu şehrinde görülen hava kirliliği sorununun çözülmesi için orta ve uzun vadeli adımlar atılmadı. Trafikteki araçların emisyonlarının hacmini sınırlamak, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, nüfus planlaması, emisyon kontrol sistemi olmadan çalışan endüstriyel kurumları denetlemek ve temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmak çözüm olabilir. Ben buraya niye geldim duruşu bu. Taşıtların egzozlarından yayılan, fabrikaların bacalarından yükselen zehirli gazlar, sürekli yakılan kimyasallar ve geri dönüştürülemeyecek atıklar, çöpler. Doğayı, havayı, suyu, çevreyi koruma gayretimiz aslında kendimizi koruma gayretidir. Ve onu en iyi yapmanın yoluysa en başta kirletmekten kaçınmaktır. Yeniden Keşif serisinin bu bölümünde şimdilik bu kadar. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Ruhi Çenet. Kolum çok yanıyor ya.